Sabah Spor'dan herkese selam. Bugün Arma Aşkına serimizin ilk bölümünde sizlerle beraberiz. Bu yolculukta renklerine gönülden bağlı taraftarların dünyasına adım atıyor ve Arma Aşkına diye haykıran yürekleri dinliyoruz. İlk bölümümüzün konusu Anadolu'nun en coşkulu taraftar gruplarından birine sahip olan Samsun Spor. Samsun Spor'un taraftar kültürü, Türk futbolunun en özgün ve dinamik taraftar topluluklarından biridir. Gelin kulübün kısa tarihi ve taraftarların evrimini inceleyelim. Kuruluş ve ilk yıllar. Samsun Spor, 1965 yılında Karadeniz'in önemli şehirlerinden Samsun'da kuruldu. Samsun şehrinin spor ve kültür hayatında hızla yer edindi. Kulübün kuruluşuyla birlikte şehrin spora olan ilgisi arttı ve kısa sürede geniş bir taraftar kitlesi oluşmaya başladı. Bu dönemde takımın maçları Samsun halkı için bir araya gelme ve şehir kimliğini pekiştirme vesilesi haline geldi. 1980'li yıllara gelindiğinde Samsun Spor taraftarları arasında daha organize olmaya ihtiyacı doğdu ve bu dönemde Şirinler grubu gibi taraftar grupları ortaya çıktı. Grubun adı popüler kültürdeki Şirinler çizgi filminden esinlenerek seçildi. Maç günlerindeki renkli koreografiler, tezahüratlar ile takıma enerji verdi. Bu isim grubun neşeli ve enerjik yapısını yansıtırken aynı zamanda onların maçlarda sergiledikleri coşkulu ve dostane tavırları simgelemektedir. Zamanla bu grupları Samsun Spor'un değişmez bir parçası haline geldi. Ocak 1989 trajedisi ve etkileri. Futbol insanı sevindirir, üzer. Futbol ruha dokunur. Futbol canlara can verir, bazen de can alır. 20 Ocak 1989 günü sabahı Samsun acı bir haberle uyandı. Saatler 9.30'u gösterdiğinde Türkiye'yi yasa boğacak ve Samsun Spor renklerini kırmızı beyazdan kırmızı beyaz siyaha çevirecek o kaza yaşandı. Kazada dönemin teknik direktörü Nuri Asan ile bazı futbolcular hayatını kaybetti. Samsun'a gönül verenler için kaza şehri yaşanamayacak bir hale getirdi. Samsun Spor taraftarı ailesini kaybetmişti. Söz konusu kazanın acısı ve kazadaki kayıpların anısı Samsun Spor taraftarlarının yazdığı "Onların forması vardı, arma için canlar verecek" diyen Karagün bestesi, "Deplasmana giden otobüs hala geri dönmedi" diyen sloganlarıyla yaşatıldı, unutturulmadı. Ocak ayının 20'si bize karanlık ve matem verecek. Bu şehir o kara günü hiçbir zaman affetmeyecek. Mete bu zafer, Nuri Tomiş'le ben Ocak'ta dile gelecek. Onların forması vardı, arma için canı verecek. Yaşanan bu olay, Samsun şehrini ve Samsun Spor taraftarını birbirine kenetleyen olaylardan biri oldu. Bahsi geçen olaylardan sonra sürekli inişler çıkışlar yaşayan Samsun Spor için taraftarı, elinden geleni ardına koymadan Samsun Spor'un kudretli günlerine dönmesi için çabaladı. Bugünlerde ise tekrardan Süper Lig'e yükselen takım ve taraftarları oynanan oyundan çok tribünlerdeki coşkulu halleriyle dikkat çekiyor. Evinde oynadığı maçlarda hep beyazdan söylediği Müslüm Gürses "Unutamadım" parçası ve İzlanda balinası favori tezahüratları haline gelen Samsun Spor taraftarının deplasmanlardaki coşkusu ise gerçekten takdire şayan. Koskoca 40 bin kişilik statta 2000 tane Samsunlu o kadar güzel tribün yaptılar ki biz yani kendi onların sesini dinledik sabahtan akşama kadar. Koskoca 40 bin kişilik statta 2000 tane Samsunlu'nun sesini dinledik bütün maç. Bence Süper Lig'in eski heyecanını kazanması için Samsun Spor taraftarı gibi coşkulu tribünlere ihtiyacı var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.